Merhaba arkadaşlar, bir videoda bu hafta karşınızdayım. İki tane önemli olay var tabi. Bunlardan birincisi savunma sanayi başkanlığında yaklaşık bir seneden beri Miniz İstihbarat teşkilatı ve emniyet birimleri tarafından sürdürülen çok gizli bir operasyon ve takip süreci ve sonucunda altı kişi gözaltına alınmış durumda yani söylenenlere göre e, yalnızca bir kişinin evinde çıkan evde saklanan paranın büyüklüğüne baktığımızda 5 milyon euro e, Mevlana baktığınızda ciddi bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandan beri arkadaşlar e, bu tür konularda sorular çok soruyorsunuz bana. Yani savunma sanayinde daha önce Tübitak'ta Tübitak'ta veya ASELSAN'da yaşanan olaylar, özellikle mühendislerin e, şüpheli ölümleri diyelim. Çünkü kesinleşmiş bir karar şey yok, durum yok. Bununla ilgili e, savunma sanayine yapılan e, uygulamalar, sapatajlar veya diğerleri ilgili birçok konuyu soruyorsunuz. Evet arkadaşlar, yani bu olay bir yurtdışı dışı operasyonu mu? Yani yurt dışından bilgisizdir yoksa Türkiye'deki yerleşik firmalara e, ihaleler için mi e, sızdırılıyor konusunu açıkçası net olarak bilmiyoruz şu anda. Muhtemelen savcılık dosyası açıklandıktan sonra mahkemeye sunulduğu andan itibaren dosyanın içeriği ve bu olayın içerisine geçen şahıslar ve firmalar veya ülkeleri öğrenmiş olacağız. Hiç fark etmez. İsterse böyle olsun ister öbür türlü olsun. Çok yüzlü bu evrakların bir şekilde sızdırılmış olması dünyada ilk defa olan bir olay değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani en gizli projelerde bile F-35 gibi son dönemin hayalet uçağı diye tabir edilen uçağın bile planlarının nasıl kaçırıldığını biliyorsanız ve takip etmişseniz Türkiye'de de buna benzer olayların yaşayabileceğini anlayabilirsiniz. Buradaki mevzu şu. Önemli olan bunlar takip ediliyor ve bunlarla ilgili bir araştırma yapılıyor. Benim için önemli olan buydu. Bir sene kadar uzun bir süre takip edilmiş olması, içinde farklı farklı kişilerin olmuş olması ve e, muhtemelen kuvvetli delillerle bu işin yapılmış olması Bundan sonra yaşanacak olayların en azından bir kısmı için caydırıcı bir etken olabilir. Çok normaldir. Türkiye hem dünya üzerinde marka değeri oluşturabilecek olan teknoloji üretebiliyor ve bu teknolojiyi öğrenmek isteyen rakip ülkeler olabilir. Rakip firmalar olabilir. Rakip ülkelerden açıklarımızı öğrenci öğrenmesiyle ilgili e, kaynaklara, merkezden ulaşmak isteyen insanlar olabilir. Üçüncüsü de belki e, en önemlilerinden bir tanesi değil ama yine de en çok tercih edilenlerden bir tanesidir bu. İçeriden bilgi alarak, ihalelerde ihalelere fesat karıştırmak veya ihalelerde avantaj sağlamak. Bu üçü dünyada her zaman e, bu tür olaylarda adam çalıştırmak, adam kazanmak gibi operasyonların ana nedenleridir. Tabii savunma sanayi o kadar belirleyici bir aktör oldu ki günümüzde Türkiye'nin dış politikasında ve dış politikası ve askeri harekatlarda tam bağımsızlığın yolunu götüren ana etkenlerden bir tanesi oldu ki herkesin buraya odaklanması da kaçınılmaz bir sonuçtu. Bundan 20 sene önceki ilgiyle bugünkü ilgi arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bir tanesi savunma sanayinin bütçesi çok müthiş bir arttı. Yani daha önce 2.2 milyar dolarlık bir bütçeden konuşurken şimdi 60 milyar dolarlık bir bütçeye konuşuyorsunuz. Yüzlerce firma var, binlerce firma var, binlerce çalışan var. Rekabet çok daha fazla kızıştı ve dünyada savunma şirketlerinin istek ve talepleri arttı. Yazılım çok ön plana çıktı. Bu nedenle bugün yaşananlar bizim için çok sürpriz olmaz. Bekleniyor ki çok uzun zamandan beri bu operasyon icra edilmiş. Şunu küçümsemeyin. Yani ihaleye fesat karıştırmak ya bu bir casusu. Hayır arkadaşlar. Çünkü savunma sanayinin ayakta durabilmesi için Öncelikle doğru firmaların ayakta kalması gerekiyor. Yani fiyat kırma ve diğer şeylerde, rekabetçi ortamlarda bu tür manipülasyonları engelleyemezseniz doğru firmalar çekilmeye başlar. Ve bir müddet sonra manipülasyonla ayakta kalan firmalar da dünyada doğru teknolojiyi uygulayamadığı için onlar da yok olduğunda bir anda bir bakarsınız sanayi şirketlerinizin hiçbiri kalmamış. Bu nedenle adil bir ee, mücadele ortamının sağlanmış olması savunma sanayi şirketleri için hayatı önemli bir konudur. Çünkü fiyat mantığı o kadar geniş ki arkadaşlar yani ne, nasıl diyeyim? Elma, la armut bazen e, ihaleye giriyor diyeceksiniz ki nasıl yani? Armut ihale satışıp elma mı satıyorlar? O anlamda söylemiyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu: uygulanan teknoloji bir alt standart var. Bir de üst standart var. Yani siz dersiniz ki bu uçak işte havada işte bu siha havada 24 saat. Siz 48 saatlik bir teknoloji verebilirsiniz. En minimum 500 kilo yük taşıyacak dersiniz. Siz 1500 kilo. Sizin elinizde o vardır ve aslında doğrusu da odur. Bu nedenle belirleyici faktör bazı dönemlerde fiyat olmaz fiyatla beraber sağlanacak avantajlar da önemlidir. Yani bunun kararını kim verir? Tabii karar vericiler verir. Yani siyasi otoriteden önce aşağıdan yukarı doğru giden raporlamalar vardır. Yani bunun aslında böyle açıldı ama bu 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 olabilir diyebilirsiniz. Bunun tam tersini söyleyebilirsiniz. O yüzden manipülasyonun çok fazla olabileceği bir noktada buna meyreden veya buradan kendisine çıkar sağlamaya şirketlerle çıkar sağlamaya çalışan eğer gruplar olursa arkadaşlar işte bunu engellemek lazım Bunu engellediğiniz andan itibaren şirketlerin tamamı ayakta e, kalabilir Peki bu olayın içerisinde neler var Ben hayatımda şuna hiç girmedim e, yargıya aksettirilmiş bir konunun detaylarını her şey belli olmadan konuşmayı çok sevmem. Çünkü spekülasyondur ve spekülasyonun içerisinde bazı konular e, bilinçli bir şekilde servis edilebilir. Yani olayı büyütmek ve kendisini kurtarmak için de servis edilebilir. Bazen komplonun bir parçası olarak da icra edilebilir. O yüzden bir açığa çıksın arkadaşlar. Acenimiz yok. Yani Ahmet, Mehmet kim var bu işin içerisinde öğrenmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Bizim derdimiz savunma sanayinin bu tür operasyonları engellemesi veya Milli İstihbarat Teşkilatının bu operasyonlara engellemiş olması. Çok duyuyoruz Milli Operasyon, Milli İspat Teşkilatının son dönemde hem bu tür faaliyetleri, yani karşı casusluk faaliyetlerini, başka ülkelere hizmet edenleri engelleyediği bildiği gibi Türkiye'de faaliyet gösteren başka ülke ajanlarını da engelleyebilme potansiyelini çok sık görmeye başladık. Arka arkasına ben size iki senede çok büyük 8-10 tane operasyon sayabilirim. Savunma sanayi birbirini artına Rekorlar kırarak devam ediyor. Ve bu kırdığı rekorların e, her biri devrim niteliğinde e, olaylar. Mesela bugün sabahleyin bu konuşmayı yapmak, hazırlık yaparken gözüme şey takıldı. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haber e, takıldı. Biliyorsunuz Tayyip, e, dünyanın dördüncü büyük, Türkiye'nin de en büyük kompozit üretim e, tesisine faaliyete açtı. Baktığınızda çok önemli hem Airbus hem Boeing gibi firmalara hem de Türkiye'de Gökbey dahil olmak üzere birçok nasıl diyeyim üretimi yapabilecek noktaya getirecek kompozit üretiminde. Kompozit üretimi dediğim gibi helikopterler, uçaklar ve şeyler dahil olmak üzere, sihalar dahil olmak üzere çok önemli bir malzeme. Tam bağımsızlık yolunda ilerlediğimiz, özellikle savunma sanayi tam bağımsızlık yolunda ilerlediğimiz dönemlerde birçok konuda önümüze engeller çıkartılıyor. İşte geçen gün e, Tayin'in başkanı, e, daha doğrusu e, genel müdürü açıklamalarında şunu ifade etmişti. Demişti ki, MMO'da kullanacağımız motor, F-16 motorun iki kat büyüğü ve içinde kullanacağımız alü alüminyum e, malzemeler, İşlemesi için dünyada birkaç tane tesis var motoru üretmek için ama bu motoru orada yaptırmayacağını biliyoruz o yüzden de alternatif bir teknoloji yaratarak baskı yöntemiyle 3D yöntemiyle biz bunu şu anda yapmaya çalışıyoruz yani verilmeyecek teknoloji bildiğimiz için yeniden inovasyonla çözüm bulmaya çalışıyoruz o yüzden kompozit tesisin açılmış olması da bence çok önemli bir e, faaliyeti ve başarıdır. O yüzden emeği geçen herkese, herkesi bir kez daha tebrik ediyorum. Yani şu rakamlar tabii ki e, eskiden <laughs> geldiğimiz yeri açısından da çok önemlidir. Ülke ilerlerken böyle ilerler arkadaşlar. Önce Türkiye'nin en büyük tesisi olursunuz, sonra Balkanların en büyük tesisi olursunuz. Ortadan, Orta Doğu'nun en büyük tesisi olursunuz, sonra Avrupa'nın en büyük tesisi olmaya başlarsınız, sonra Dünya'nın en büyük tesisleri olmaya başlarsınız. Böyle bir sirkülasyondur. Bugün işte e, kompozit tesiste de e, gelinen nokta Dünya'nın dördüncü büyük e, tesisi olması e, hasebiyle bence önemli. Yine bu hafta içerisinde çok güzel iki tane e, gelişme var. Bunlardan bir tanesi hepinizi malumu üzerine teyi Gökbey'de kullanılacak olan motorlar daha sonra e, Ataklar'da da kullanılacak olan 1400 motorunu bir tanesini teslim etmişti. Bu hafta içerisinde ikinci motorun da testi e, bitirildi. Muhtemelen teslim edecek Ve söylenen o ki e, bu sene içerisinde 6 tane motoru teslim etmeyi düşünüyorlar. Yine e, TEİ'nin, motorların başındaki e, genel müdürümüzün açıklamaları beni çok mutlu etti ve gururlandırdı, onu söyleyeyim. Yani özgüven çok önemlidir. Tabii bu özgüven e, ayakları yere basıyorsa çok değerlidir, onu da söyleyeyim size. Yani olmayan bir özgüvenle giderseniz duvara toslarsınız veya çok büyük zaman kaybettirirsiniz ülkeye. 1400 motorunun e, devreye alınma, alınması, yine e, atmaca ve diğer e, sistemlerde kullanılacak olan roket motorlarının kale grubu tarafından e, yapılmasından sonra bir özgüven gelmiş ve özgüven patlaması olmuş. Ben size onu söyleyeyim yani onun farkındayım. Bundan birkaç sene önce konuştuğumda, Motor yapma konusunda yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Böyle bir tartışma durumundayken ne oldu bilmiyorum. Yani tahminlerim var ama o tahminleri kusura bakmayın paylaşmayacağım sizle. Bir yerden bir yere sıçranmış. Çünkü şöyle söyledi en son Tİ'nin genel müdürü Akşit. Dedi ki, yani bırakın işte memo motorunu yapmayı, işte gemi motorları, işte kara araçlarının motorları dahil olmak üzere her şeyi yapabilecek potansiyeli artık sahibiz. Orada bir kilit nokta vardı ve biz o kilit noktayı artık geçtik. Ondan sonra onun üzerine koymak çok kolay. İşte o kilit nokta anladığım kadarıyla geçildi ve nasıl geçildiği de hikayesi çok değerli. Türk firmalarının katkıları, mühendislerinin katkıları kesindir. Yurt dışından bir transfer yapıldı mı? Başka ülkelerle bu konuda bir alışveriş oldu mu? Muhtemelen olmuştur, Hızlandırma adına olmuştur ama ana nüvenin ben Türk mühendisleri olduğunu düşünüyorum hala, onu da söyleyeyim size. Ama bir sihirli el değmiş ve bu özgüven patlaması inanılmaz. Yani Beni çok mutlu etti. Memo ile ilgili çünkü en büyük karamsarlık motoru nasıl yapacağız konusuydu. Hatta bu e, özgüven patlamasını Tayin'in başkanına da görüyoruz. 2023'te e, şeyden çıkacak diyor. 18 Mart'ta çıkacak diyor. Bu uçak şeyden hangardan çıkmış olacak. Bu daha önce bu kadar kesin konuşulmuyordu. Daha böyle flu e, konuşmalar vardı. İlginç şeyler oluyor. <laughs> İlginç şeyler oluyor. İlginç şeyleri bugünlerde göreceğiz. Ee, hani benim için de çok sürpriz ve çok mutlu çok mutlu oluyorum. Çünkü önümüzdeki dönemin en önemli iki tane belirleyici konusu olacak diyorduk. Bir tane savunma sistemleri. Aselsan bu konuda gerçekten Roketsan'la beraber müthiş bir ilerleme Kaydediyor, radarları e, aynı şekilde e, erken tespit radarları çok önemliydi. Bunu müthiş bir şekilde yaptılar. E, ama memu yani uçak konusunda ve helikopter konusunda ne yapacağımızı tartışıyorduk. Motor konusundaki e, sıkıntımız var. Oralar demek ki çok hızlı geçinmiş. Dediğim ya ikinci bir, e, bir hikayede de. Hepinizin bildiği üzere tank motoru ve kara araçlarının motoruydu. Bu konuda Bmc BMC'de çok aktif bir şekilde çalışıyorlar ve ilerliyorlar. Tümosan'la daha önce anlaşma imzadı, farklı firmalar motor üretip onlara vermesi konusunda anlaşmalar yapıldı. Tümosan gemi motoru yapmaya başladı. Bazı ufak boydaki teknelerin yapımıyla ilgili şeyler konuşuldu, projeler konuşuldu. Her birine baktığınızda önemli. Kat edilmesi çok erken çok şey var mı? Müthiş. Hatta e, Tİ'nin genel müdürü yani motor bölümünün genel müdürü ilginç bir şey söylüyor. Yani Milgem'de kullanılan motorun gücü diyor 25 megawatt. Yani 25 megawatt dediniz yani bayağı büyük bir şeyden bahsediyoruz güç üreten bir üniteden bahsediyoruz. Onu bile yapabileceğiz dediklerine göre artık bin yüzleri falan konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü e, BMC şunu söyledi. BMC dedi ki ben tank motorunu yaptım. Tank motorunu başardım. E, ve önümüzdeki dönemde testlerini şu anda başladık. Testler sürüyor. E, bunu kara kuvvetleri ve diğer e, işte savunma sanayi başkanıyla beraber yürütüyoruz. Test sürecini. Ama biz başardık dediler. Bunu size ikinci büyük haber arkadaşlar. Yani dünyada tank motoru yapan dört ülke var. İşte helikopter motoru yapan 4-5 ülke var. Ee, uçak motoru dediğimiz çok gelişmiş motorları yapabilen 4-5 ülke var. Bu bir teknolojik devrim arkadaşlar. Bunu e, rica ediyorum savunma sanayi olarak düşünmeyin. E, buradaki elde edilmiş olan teknoloji her türlü konuda kullanabilirsiniz ve bugünkü gördüğümüz şirketlerin bir kısmı önümüzdeki dönemde dünyada ses getirecek olan başka projelerde yer alabilir. Motorla ilgili yani normal ticari faaliyetlerle ilgili ve diğerleriyle ilgili. Çünkü birbirinin içine geçmiş olan sektörlerden bahsediyoruz. Birbirini birbirinden bağımsız düşünemezsiniz. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de ki ki biz bir hani o dönemde Osmanlı'da Akdeniz'e hakimiyet kurmuş, müthiş donanmalar yapmış bir ülkeyiz. Bir müddet sonra e, teknoloji takip edilmesi için geride kalmışız. Bugün gelen noktada yine baktığınızda gemi sanayi özellikle tersaneler konusunda, sivil tersane konusunda müthiş bir noktadayız. İşte oradaki kazanımlar bugünkü projeleri destekliyor. Oradaki kazanımlar gemi sanayinde yapılan projelere bu sefer motor ihtiyacı doğuyor. Her şey birbirinin içine geçmiş durumda, birbirini destekleyen, birbirini birbirine kaynak yaratan, yurt dışında pazarlarda birbirine rekabetçi ortamlar yaratan bir e, ne diyeyim büyük bir havuz diyelim büyük bir havuz. Herkes bu havuzun içindeki sudan e, kaynak alabiliyor ve bu kaynak da diğer sektörleri de besle, besleyebiliyor. Vallahi bu hafta. Böyle şimdi siz de hatta söyleyeyim bu bitince şöyle bir güzel bir kahve koyun. Çayı seviyorsanız çay da koyabilirsiniz. Ben biraz çaycıyım ama ilk defa böyle keyifle bir kahve yapacağım kendime şimdi. Sonra tabi kızacaksınız bana orta şekerli kahve içiyorum diye. Bir orta şekerli kahve yapıp keyifle bugünkü haberleri takip edeceğim. Bir sürü şey tartışıyoruz. Onu tartışıyoruz, bunu tartışıyoruz. Savunma sanayinde... İşte üç kağıt yapan adamları konuşuyoruz ama onu da konuşalım. Gelin bu haftanın böyle müthiş beni mutlu eden haberlerini de e, paylaşalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza, sevginize layık olmaya çalışıyoruz. Allah utandırmasın. Önce e, milletimizi, devletimizi sonra bizleri de utandırmasın. Hep beraber huzurla, mutluluk içinde yaşayalım arkadaşlar. Selametle kalın. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar.